Selam dostlar, Ali Çoğuş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Çay içiyoruz, 50. bardak çay. Hala o çay var. Okul öncesi öğretmenler hakkında konuşacağız biraz. Bu videolar MFÇ bilgisayar sponsorluğunda çekiliyor. Kendilerine çok teşekkür ederim bana böyle bir imkan sağladığı için. Bu seride 8-10 tane video var arkadaşlar. Özellikle okul öncesi öğretmenliğine başlayacaklara ve okuyanlara tavsiyeler niteliğinde. Ben yeni mezun oldum. Yıldız Teknik Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünü bitirdim. 2019 giriş, 2023 çıkışlıyım. Başlayalım. Parça parça serinin tamamını izlerseniz sevinirim. Okul öncesi öğretmenliğinde atanma durumu. Biliyorsun arkadaşlar, öğretmenlikte en büyük problem atanmaktır. Bu sadece Türkiye özgü bir problem değil. Dünyanın her yerindeki öğretmenler atanamamaktan şikayet ediyorlar. İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da, Almanya'da öğretmenler çok ciddi bir protesto düzenliyor atanma konusunda. Türkiye'de de durum böyle. Neden atanamıyoruz diye bir problem yok aslında arkadaşlar. Arz talep dengesi. Tamam, eksik olan öğretmenler var fakat çok fazla mezun veriliyor. Eğitim fakültesi haricinde mezun verilmesi fen edebiyattan, çocuk gelişimden, atıyorum başka bölümlerden mezunlar verilip formasyon eğitimiyle öğretmen olmaları çok yanlış bir şey. Bunu başta kınıyorum. Ne kadar kınasam da yani bilmiyorum, benim kınamam bir şey değiştirecek mi ama ben kesinlikle eğitim fakültesindeki kişinin, sadece eğitim fakültesinden mezun olan kişinin öğretmen olmasını isterim. Diğer bölümler zaten öğretmenlik hakkında bir bilgi almıyorlar. Pedagojik formasyonu ben 4 yıl içinde tüm eğitim sürecime işleyerek, onun için sine sine öğreniyorum. Fakat fen edebiyattan mezun olan bir kişi sadece 1 sene pedagojik formasyon görüyor ve gördükten sonra öğretmen olabiliyor. Bu yanlış bir durum. Aslında temelden bir yanlışlık var. Farklı fakültenin mezununun öğretmen olması konusunda. Atama durumundan gelince, yani bu atama durumunun sorununa oluşan şey budur zaten. Eğitim fakültesinin, tamam o da fazla mezun veriyor fakat eğitim fakültesindeki çıkan mezun atanma konusuna yeterli kadar bir alan sağlıyor yani. Fakat diğer bölümlere ekleyince sorun o zaman başlıyor işte tam olarak. Okul öncesinin durum biraz daha rahat. Ülkelerin kalkınma planları vardır. Türkiye'nin de kalkınma planına göre. Biz 2023 yılından sonrası olmasını bekliyoruz da okul öncesi eğitimin zorunlu olmasını bekliyoruz biz arkadaşlar. Şu an Türkiye'de okul öncesi eğitim zorunlu değil. Zorunlu olmadığı için de okul öncesi eğitim ücretli aynı zamanda. Yani aileler cüzi bir miktarda veriyorlar fakat işte yine de zorunlu değil. Okul öncesi eğitime katılma oranı da %50-60 oranında. Kırsal bölgelerde çok daha düşük. Şehirleşmiş yerlerde ise çok daha yüksek. Okul öncesi eğitim zorunlu olduğu anda zaten yani benim tahminim, kendi tahminim, okul öncesi öğretmenliğinde ne kadar mezun varsa %80'i falan çok rahat işe girer. Mezun oldum arkadaşlar. Geçen cuma günü mezun oldum. 30 Haziran'da ben çekiyorum bu videoyu. 3 Temmuz Pazartesi günü. Yalan söylemiyorum, çok ciddi söylüyorum. Az önce arkadaşım aradı. İş teklifinde bulundu, gelip başlar mısın diye. Ben de yüksek lisans yapmayı düşünüyordum zaten. Yüksek lisans yaptıktan sonra gelip başlamayı düşünürüm dedim belki. Yine mezun olan arkadaşlarım var. Henüz diplomasını almadılar. Sadece mezuniyet belgeleri var ellerinde. Ve Pazartesi günü işe başlayacaklar. Özel sektörde. Özel sektörde iş imkanı çok fazla var. Hele ki iyi bir üniversiteden mezun oluyorsanız, Boğaziçi ÖDTÜ'den mezun oluyorsanız kesinlikle akademide çalışmanızı size tavsiye ederim. Fakat diğer üst segment üniversitelerden mezun olduysanız yine yüksek lisans yapmanızı, sonrasında da öğretmen olmanızı size tavsiye ederim. Atanma durumu böyle. Özelde çok rahat iş buluyorsunuz arkadaşlar fakat devlette de işte dediğiniz gibi KPSS var. KPSS'de de baz taban puan 76'dı arkadaşlar. Yani çok rahat alınabilecek bir puan. Zaten 70 altında alan insanlar da 2015'te, 2013'te, 2014'te mezun olmuştu. Ev hanımı olan ya da ne bileyim başka bir işle uğraşıp artık öğretmen olmak istemeyen kişiler oluşturuyor bu atanamayanların oranında. Önceki dönem 7500 atandı. Bu sene 3000 atandı. Yine atamaların böyle 4-5000 civarında olmasını bekliyorum. Mezun olan tüm arkadaşlarımın da atanmasını isterim. Atanma durumu özetle rahat arkadaşlar okul öncesi öğretmenliğinde. Özelde çok rahat iş bulabilirsiniz. Ne sadece okul öncesi öğretmeni olarak değil, özel eğitim öğretmeni olarak da iş bulabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Serinin diğer videosuna görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hadi gelsene.